İncirlova ilçesinde Devlet Demiryolları tarafından yapılan alt geçit ilçede tartışmalara neden oldu. Geçidin İncirlova Belediyesi'ne devrinin bu şekilde mümkün olmayacağını belirten Belediye Başkanı Fadime Orbay, alt geçidin engelliler için son derece dik olduğunu, vatandaşların burayı rahatlıkla kullanabileceği bir alt geçit olmadığını söyledi. Gördüğünüz gibi, sizin de söylediğiniz gibi şu an ne özürlünün ne de pazar arabalarının ne de yaşlıların rahatlıkla inip çıkabileceği bir hemzemin geçidi değil, pardon alt geçit değil. Fakat şunu da belirtmek isterim ki Devlet Demiryolları buraya halkımıza, vatandaşımıza güzel bir hizmet amacıyla bu alt geçit yapıldı. Fakat gördüğünüz gibi eksiklikleri ve vatandaşın kullanamaması ne yazık ki hizmeti düşürüyor kalitesini. Evet, vatandaş kullanamadıktan sonra anlamı kalmıyor. Bu nedenle bu eksikliklerin giderilmesi, örneğin burada yandan çıkış verilebilir. Diğer tarafta yer zaten müsait. Sanırım bu gözden kaçtı burayı yapan mühendis tarafından. Evet. Sanırım gözden kaçtı. Mühendisin tekrar gelip inceleyip bu geçişleri düzeltmesi gerekiyor. Ben ondan sonra alırım. Abonesini de olurum. İncirlova ilçesinde Atatürk Mahallesi'ni kent merkezine bağlayan ve demir yolundaki kazaların önlenmesi için yapılan alt geçitte vatandaşlar alt geçidi sağlıklı kullanamadıklarını belirttiler. Siz bir yol kullanabiliyor musunuz? Efendim? Siz bir yol kullanabiliyor musunuz? Ben oradan çıkış yapıyorum, buradan ben çıkabiliyorum. Ben oradan nasıl çıkıyorum ki? Bir engelli buradan geçebiliyor muyum? Pazar olmaz, imkansız zaten oradan çıkması. Peki engelli? Engelli hiç çıkamaz. Bak beni mi çekiyorsun? Hocam siz neler söyleyeceksiniz burası için? Kullanamıyoruz efendim. Buradan nasıl çıkacak? Efendim? Engelli nasıl çıkacak buradan? Çıkılmıyor ki. Yok mu? Kullanamıyoruz tabii. Nereden kullanacağız? Gelen geçen mahallelerimiz, bacılarımız zorlanıyor. El arabalarını götüremiyorlar. Pazardan geliyorlar, gelemiyorlar. Nasıl kullanacağız? Bakın şurada özürlü çocuk var. İndirin bakalım nasıl geçecek oradan? Geçirebilecek mi? Atatürk Mahallesi Muhtarı Mukadder Yüksel de vatandaşın talebi doğrultusunda yapılan alt geçidin bu şekliyle kullanılamadığını, alt geçitteki eksikliklerin demir yolları tarafından düzeltileceğini söyledi. Sizle tanıyabilir miyiz? Ben Mukadder Yüksel, Atatürk Mahalle Muhtarıyım. Ben bundan Perşembe günü 3. bölge mi? Bu alt geçit nereye bağlıyor? Hangi mahalleye bağlıyor? Atatürk Mahallesi'ne bağlıyor. Tabii. Şimdi daha evvel biz burası geçitler kapandı olduğu için. Evet. Tabii ben imza toplayarak bölge müdürlüğüne gönderdim. 400 tane imza toplayarak. Ve buranın altyapı veya üst geçit yapılması için. Sağ olsun 3. bölge müdürümüz geldi. Kendisini gördüm. Sayın reisimiz de vardı. Emniyet müdürlerimiz vardı. Kendilerinin buranın alt geçit yapacağını söz verdi. Ve buraya alt geçit. Ama şu anda yapılan alt geçidin bir önemi yok. Şimdi nasıl yok? Dik. Engelli geçemez. Vatandaşı arabasını geçemez. Nasıl olacak? Bu yatık olacak. Yatık. Bu Perşembe günü gelen müdür yardımcısı geldiğinde kendisi görüştük. Burada geldi, inceledi, baktı. Dedi ki en fazla yaptığımız zaman tırnak yaparız. Tamam mı? Vatanda düşmez. Cuma gün yine geldiler. Cuma gün bunların yatık olacağını kendileri ifade etti. Ve yapacaklarını söylediler. Mahallede şu anda bunu kullanamıyor bu şekilde. Tabii ki kullanamıyor. Şimdi arabasını geçiremiyor. Engelli için. Çok burada özürlü bizim mahallede aynen. Çok olduğu için ama buradan geçemiyor. Gelen cuma gün gelen arkadaşların buraya yıkıp engeller için yapacağını söylediler. Onu söz verdiler. Tabii onu söz verdiler.